Değerli Eskişehirliler, kıymetli Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi hastaları ve sevgili takipçilerimiz. Sözlerime başlamadan önce sizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tiroid kanseri farkındalığını geliştirmeyi amaçladığım ve tiroid kanseri tedavisinin bitmeyen senfonisini açıklayacağım konuşmam yaklaşık 15 dakika sürecektir. Sabrınız ve hoşgörünüz için şimdiden teşekkür ederim. Tiroid bezi vücudun neresinde bulunur ve nedir? Onu açıklamaya çalışacağım. Tiroid bezi boyunda soluk borusunun her iki tarafında sağ ve sol lob olarak yerleşmiş ve orta hatta yine her iki tarafı birleştiren ve adına ismus ve adı verilen bölümden oluşan ve şekil itibariyle de makette gördüğünüz mavi kısım gibi kelebeği andıran bir salgı bezidir. Yine çene altında boyunda soluk borusunun üzerinde erkeklerde daha belirgin olarak görülen ve halk arasında Adem elması olarak adlandırılan kıkırdak yapıdan oluşan çıkıntının hemen altında bulunmaktadır. Yutkunmakla tiroid bezi aşağı yukarı hareket etmektedir. Tiroid bezi en küçük yapı birimi olan foliküler hücrelerden T3 ve T4 hormonlarını, parafoliküler hücrelerden ise kalsiyum hormonu yaparak kan dolaşımına verir. T3 ve T4 hormonu vücudun metabolizmasını düzenler ve hızını tayin eder. Kalsiyum ise yüksek kan kalsiyumunun kemiğe geçmesini, kemiğin sertleşmesini sağlayarak kan kalsiyumunu düşürür. Tiroid nodülü ne anlama gelmektedir? Tiroid bezi hastalıkları toplumda sık görülmektedir. Her 10 kişiden 3'ünde mevcuttur. İçinde bulunduğu ve işgal ettiği organın normal yapısından farklılaşmış ve kontrol dışı gelişen yapılar için vücudun diğer organlarında kitle tabiri ile anılırken tiroid ile ilgili benzer durumlarda nodül kavramı kullanılmaktadır. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Ve 50 yaş üzeri nüfusta neredeyse yaklaşık yarısında tiroid nodülü bulunmaktadır. Ancak özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşlı bireylerde ve erkeklerde tiroid kanseri görülme sıklığı daha fazladır. Tiroid nodüllerinin çoğu iyi olmakla birlikte %5'i ile 10'u arasında kanser içermektedir. Bir nodülün kanser olma ihtimali birçok faktörden etkilenmektedir. Örneğin boyun bölgesinin geçmişte radyasyona maruz kalması ya da ailede tiroid kanseri hikayesinin bulunması o nodülde kanser bulunma ihtimalini artırmaktadır. Tiroid kanserine neden olan etmenler nelerdir? Tiroid kanseri salgı bezleri arasında %92 arasında en sık görülen kanserdir. Bununla beraber vücutta görülen tüm kanser vakaları içerisinde %1'inden azını oluşturmaktadır. Aynı zamanda tedaviye en olumlu cevap veren kanser türü de tiroid kanseridir. Toplumumuzda günümüzde tiroid kanserinin arttığına dair yaygın bir kanaat vardır. Yapılan çalışmada bu artışta teknolojinin ilerlemesiyle tanı yöntemlerinin gelişmesinin ve hekime ulaşabilmenin kolaylaşmasının tiroid kanseri tespitini kolaylaştırdığı gerçeği %60'larda etkili olurken, geçmişe nazaran tiroid kanseri oranının gerçekten %40 arttığı saptanmıştır. Bunun da sorunlarının genetik yatkınlık, iyot yetersizliği, radyasyon, obezite ve sigara olduğu ifade edilmektedir. Tiroid kanserinin belirtileri nelerdir? Tipik başvuru nedeni genellikle ağrısız tiroid nodülüdür. Tiroid nodülleri kendi kendine ya da başka bir nedenle bir hekim tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde tesadüfen ortaya çıkabilir. Bu durum iyi huylu tiroid nodülü olan hastalardan daha farklı değildir. Bununla birlikte bazı özgün bulgular vardır ki kanser şüphesini kuvvetlendirmektedir. Bu belirtiler tiroid kanseri yandaş yapılara baskı yaptığında veya yayıldığında ortaya çıkar. Endişe verici bu haller, soluk borusu içerisinde ses tellerine uyarı götüren ses sinirlerine baskı yaptığında gelişen ses kısıklığı, yemek borusunun etkilenmesine bağlı yutma güçlüğü ve soluk borusuna gerçekleşen baskı ya da kanser sataşması sonucunda
nefes darlığı veya ıslık sesine benzer solunum sesleri, nadiren de boyunda gelişen ağrıdır. Kısacası tiroid nodülü bulunan bir insanda yeni gelişen boyun ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı ve ıslık sesi gibi haller tiroid kanseri noktasında bizi alarm etmelidir. Tiroid kanseri nasıl belirlenir? Tiroid nodüllerinin elle hissedilme oranı %3 ile 7 arasındayken, ultrasonografi ile nodüllerin tespit edilebilme sıklığı %20 ile %76 arasında gerçekleşmektedir. Bu yüzden bir kişide tiroid nodülü olup olmadığını araştırmak ve var olan nodülün iyi ya da kötü huylu olup olmadığı ayrımını yapabilmek için tiroid ultrasonografisi en etkili yol göstericidir. Tiroid sintigrafisi günümüzde artık nodül tespitinde kullanılmamaktadır. Sadece tiroid bezinin aktivitesinin belirlenmesinde faydası vardır. Tiroid bezinde nodül saptandıktan sonra ultrasonografik olarak kanser şüphesi var ise ince iğne aspirasyon biyopsisi ile nodülün kötü huylu olup olmadığı araştırılmalıdır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi ultrasonografi ile kalçadan yaptırdığımız iğne ya da damardan kan aldırdığımız iğneden daha ince bir iğne ile iğnenin boynumuza batırılması suretiyle nodülden sıvı çekilmesi ve bu sıvının cam levhalara yayılmak suretiyle sirop tarafından incelenmesinden ibarettir. Biyopsi iyi huylu gelirse ve hastada başka bir yakınma yok ise takip edilmektedir. Biyopsi sonucu kuşkulu veya kötü huylu gelirse cerrahi tedaviye geçilmelidir. Alınan materyalin yetersiz gelmesi durumunda biyopsi 1 ile 3 ay arasında bir zamanda tekrarlanmalıdır. Yine yetersiz materyal gelmesi halinde ise cerrahi girişim düşünülmelidir. İğne biyopsi yapılan nodüllerin yaklaşık %75'i iyi huylu olarak raporlanmaktadır. Bu haliyle iğne biyopsi tanıda altın standarttır. Tiroid kanseri türleri nelerdir? Tiroid kanserleri, iyi diferansiyel tiroid kanserleri, medüller tiroid kanseri ve anaplastik tiroid kanseri olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. En sık görülen diferansiyel tiroid kanserleri grubudur ve tiroid kanserlerinin yaklaşık %95'ini oluşturur. Kendi içerisinde papiller, foliküler ve Hürthel hücreleri olmak üzere 3 alt gruba ayrılır. Tedavisi etkili ve yeterli bir cerrahi, düşük risk grubu dışındakilere halk arasında atom suyu ya da atom tedavisi olarak adlandırılan radyoaktif iyot tedavisi ve yaşam boyu tiroid hormon ilacı ile TSH baskılama tedavisinden ibarettir. 20 yıllık ölüm oranı %1 ile 7 arasındadır. Hastaların çoğunda iyi seyirli olmasına rağmen %20'sinde sıklıkla lenf bezlerinde görülen tekrarlamalar, uzak metastazlar ve hatta ölüm ortaya çıkmaktadır. Medüller tiroid kanseri tüm tiroid kanserlerinin %3 ile 5'ini oluşturmaktadır. Ve tüm tiroid kanserlerinin kanserlerine bağlı ölümlerin %14'ünü oluşturur. Tedavisi ve takibi iyi diferansiyel tiroid kanserlerinden tamamen farklıdır ve tümüyle cerrahi tedaviden fayda görmektedir. Radyoaktif iyot tedavisi ve TSH baskılama tedavisi etkisizdir. Anaplastik tiroid kanserleri neyse ki tüm tiroid kanserleri içerisinde %1 ile 2'sini oluşturur. En ölümcül tiroid kanseri anaplastik tiroid kanseridir. Diğer tiroid kanserlerinden daha fazla olarak hızla belirir ve çabuk ilerler. Tanı anında evre 4 olarak sınıflandırılmasına neden olur. Saldırgan oluşu, erken ve sık sıçrama yatkınlığı anaplastik tiroid kanserini hemen her zaman öldürücü yapar ve çoğu hasta 6 ay içerisinde kaybedilir. Anaplastik tiroid kanseri doğrudan başlayabilse de daha sıklıkla önceden saptanmamış ve uzun süredir devam ede gelen papiller veya foliküler tiroid kanserlerinden kaynaklanmaktadır. Tiroid kanseri tedavisinde tedavi yöntemleri nelerdir? Tiroid kanseri tedavisinin en etkili yöntemi cerrahidir. En güvenilir olanı ise tiroid bezinin tamamen çıkartılmasıdır. Bu yöntem hem tekrarlama ihtimalini azaltmakta hem de ameliyattan sonra yapılması gerekebilecek radyoaktif iyot tedavisinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmaktadır. Operasyon öncesi ya da cerrahi sırasında
Boyun ön, yan ve arka bölümlerinde lenf bezlerinde kanıtlanmış bir kanser sıçraması söz konusu ise o bölge lenf bezlerinin tamamen çıkartılması gerekmektedir. Kanıtlanabilir bir lenf bezi olmasa da tümör çapının 3-4 cm üzerinde olması, kötü histolojik alt tipin tayin edilmesi, komşu organlara yayılma, ailede tiroid kanseri öyküsünün bulunması, geçmişte baş boyun bölgesi radyasyona maruz kalma hikayesinin olması, 20 yaştan küçük, 45 yaştan büyük yaş gibi yüksek risk faktörlerinin mevcut olması hallerinde koruyucu olarak boyun ön bölgenin etkilenen taraf lenf düğümü çıkartılması önerilmektedir. Son söz olarak vücudun diğer kanserlerinin aksine cerrahiden uzun yıllar sonra tekrarlayabileceği ihtimalinden hastaların yaşam boyunca gözlem altında tutulmaları gerekmektedir. Bu türden ameliyatlar tiroid kanseri konusunda deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Tiroid cerrahisi sonrasında görülebilecek olan ses kısıklığı, kalsiyum düşüklüğü gibi komplikasyonlar deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirildiğinde en aza inmektedir. Şen ve esen kalınız.